Biz doğal burun estetiği dediğimizde ne anlamalıyız biz peki? Doğal burun estetiğini kastettiğimizde şunu anlıyoruz. Bir kere nefes alıp verecek bir burun. Hmm. İkincisi, siz de bir de kulak burun boğaz uzmanı olduğunuz için önceklerden biri de doğru nefes alabilmek. Kesinlikle nefes her şeyin başında gelir diye düşünürüz burun için. İkincisi, birisi dışarıdan baktığında sizin ameliyatlı olduğunuzu düşünmesin. Hmm. Biraz az bulunuyor hocam. Yani bunu, yanlış mı düşünüyorum? Ben anlıyorum haklısınız. Ya da bilmiyorum. çoğu anlaşılır ama diğer bir kısmı anlaşılmaz. Bir kısmını biz dahi anlamayız. Çok iyi kapalı teknikle çok koruyucu davranılmıştır. Bahsettiğim bağlar çok güzel korunmuştur. Doğalına yakın kıkırdak ve kemik anatomisi taklit edilmiştir. Dokununca önce onları anlayabiliyoruz. İkincisi, birisi yüzünüze baktığında burnunuzu görmesin. Hmm. Doğal burun estetiğinin bir kriteri de bu. Birisi yüzünüze... Burnunuza dikkat çekilmesin. Aynen. Yani sizi bir bütün olarak görsün. Yüzünüzü görsün, gözlerinizi görsün. Bir bütün olarak birbiriyle uyum içerisinde dudağınızı, burnunuzu, alnınızı, yanaklarınızı görsün ama ne burnunuz ne de başka bir yeriniz dikkatini çekmesin. Eğer çekiyorsa orada bir sorun vardır. Peki bir kulak burun boğaz uzmanı olduğunuz için soracağım şimdi size. Yani rahat nefes alamayan bir hasta burnunun şekline, dış görünüşüne hiç dokunulmadan da ameliyat edilebiliyor değil mi? Yani hani illa burun şekli bozuluyor diye bir şey yok. Tamamı değil. Burun tıkanıklığı olan hastaların önemli bir kısmı hiç şekline dokunmadan burun ameliyatı yapılarak nefes alıp vermesi sağlanabilir. Ama bir kısmının şekline dokunulmadan, estetik yapmadan nefes alıp vermesi pek mümkün olmuyor. Bu burnun taşıyıcı organlarında olan bir sorun olduğunda şekille birlikte yapmamız lazım. Ne demek? Burnun ön kısmı, ön 1 santimlik kısmı burnu taşıyan kısımdır ve üst kısmı burnu taşıyan kısımdır. Burada bir eğrilik varsa, bir sorun varsa şekline dokunmanız lazım. Dokunmuyorsanız ameliyattan sonra o burun ya çöker, ya da nefes almamaya devam eder. Tabii içinde bir şey değişince hani burnuna da mutlaka müdahale etmek gerekiyor. Peki.